Kardeşlerim, bir delikanlı varmış, bir talebe varmış zamanın birinde. Doğru, dürüst, yani yeni icazetini almış, genç, 20 yaşlarında bir delikanlı. Gönlünde bir haç, yani sevgisi, Kabe'yi görme arzusu oluşuyor. Bu aşk gönlüne düşüyor. Kabe'ye gitme yollarını arıyor. Hacca gitme yollarını arıyor. Ama ne var ki? Hiç imkanı yok. Hiç parası yok. Araştırmasının sonunda en sonunda şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Gemiyle hacca giden bir gruba denk geliyor. Geminin kaptanıyla konuşuyor. Diyor ki, sizin gemide personele ihtiyacınız vardır. Ben her ne iş olursa yaparım. Yani gemiyi yıkarım, mutfakta çalışırım, ne derseniz. Efendim, kazana kömür atarım, ne istiyorsanız yaparım. Ama sizden bir arzum, para da istemem. Hacca giderken beni de götürür müsünüz? Yani ben iş yapayım, siz beni hacca götürün. Kaptan kabul ediyor. Geminin sahibi kabul ediyor. Genci alıyorlar. Hacca gidiyorlar. Ama dediğim gibi doğru bir genç, dürüst bir genç, efendim güzel yetişmiş bir delikanlı ve Kabe'ye, Mekke'ye gidiyorlar, Kabe'ye kavuşuyorlar. Kabe-i Muazzama'yı görüyorlar. Tabi duygusal anlar yaşanıyor. Orada dualar, ağlamalar oluyor. İlk tavafında çocuk tavaf alanında bir kolye buluyor arkadaşlar. Kolye. Altından bir kolye. Güzel bir kolye. Tabi alıyor onu. Cebinde kuruş parası yok. Yiyecek şey de yok. Parası da yok. Belki orada hani zemzem, bir hurma birisi ikram ederse öyle karnını doyuracak. Tavaf bittikten sonra bir anons duyuyor. Kabe'de. Anons da şöyle geçiyor. Tavaf alanında işte şu özelliklere sahip bir kolye kaybedilmiştir. Bulanlar işte felanca kapıya getirsin. Kapı numarası veriliyor. Çocuk bakıyor ki anonstaki kolye bulduğu kolye. İşte imtihanı görüyor musunuz? Belki bozdursa onu haccına da yetecek, ömrüne de yetecek. Belki o kadar pahalı bir şey. Ama hiç düşünmeden doğru denilen yere gidiyor ve polislerin yanında bir tane yaşlı bir amcayı görüyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kolye ilanı buradan mı yapıldı? Buradan. Ben tavaf alanında bir kolye buldum. Buyurun bu kolyemi. Adam bakıyor ki evet, onun kolyesi. Çok seviniyor kolye sahibi. Tabii bulanı da ödüllendirmek istiyor. Olur ya hani, ikram etmek istiyor. Evladım diyor, çok sağ ol, Allah razı olsun. Yani bu kolyenin maddi değeri çok ama benim yanımda diyor manevi değeri daha çok diyor. Yani hanımından kalmış bir kolye, maddi değeri de çok, manevisi daha çok diyor. Çok memnun oldum diyor. Ancak ben içimden geldi ki sana bir hani ikramda bulunmak istiyorum. Çıkarıyor. İşte 100 riyal, 200 riyal neyse bir haçlık vermek istiyor. Çocuğun cebinde parası yok. Amca ben kabul etmiyorum diyor. Niye evladım? Hani günah mı? Size soruyorum, günah mı alması? Değil, alabilir değil mi? Yani böyle bir kişi gönlünden geçerek veriyor. Yani bunda bir şey yok. Bir sakınca, bir günahlık yok. Ancak delikanlı diyor ki bunu diyor ben hak edecek bir şey yapmadım ki bu parayı. Niye yapmadım?
bu benim namaz kılmak nasıl bir görevimse, oruç tutmak nasıl bir görevimse, bunu size ulaştırmak da öyle bir görevim benim. Hani buluntu malın hükümleri var ya fıkıhta. Buluntu mal sahibi bulununca ona verilir. Yani Allahu Teala beni nasıl Ramazan'da oruçla imtihan ediyorsa, bugün beni bu kolyeyle Allah imtihan ediyor. Ve ben de bu imtihanı kazanmak için mücadele ediyorum ve buldum, verdim. Yani bu benim kulluk görevim diyor. Anladınız mı kardeşler? Yani bunu alacak ekstra ben bir şey yapmadım ki. Buldum ve sahibine getireyim ki Allah bunu benden böyle yapmamı istiyor. Yani bu benim kulluk görevim. Ne yaptıysa, ya evladım tamam öyle de bir yemek ye, bir çorba iç evladım, ne olacak şudur. Yok. Kabul etmeyin. Karnı da aç. Bakış açılarını görüyor musunuz? O diyor ki benim görevim, ben bunu hak etmedim. Allah bir yer. İşte doğruluk konumuz ne? Doğruluk, dürüstlük. Kardeşlerim, mesele bu. Hac bitiyor. Hacılıklarını, hac yapılıyor. Farizalar yerine geliyor. Efendim, vatandaşlar, insanlar ülkelerine gidiyorlar. Bu delikanlı da bindiği gemiyle ülkesine giderken, efendim, ülkesi denizde bir fırtınaya yakalanıyor ve gemileri alabora oluyor, gemileri batıyor, insanlar ölüyor. Bu delikanlı bir tahtaya tutunarak suyun akışına, dalgaların atmasıyla bir adaya çıkıyor bu delikanlı. Bu delikanlı ölmüyor, adaya çıkıyor. Bir bakıyor ki adada insanlar var, evler var, minare görüyor, seviniyor. Ha, Müslüman bir ada. Efendim, tabii minare gördüğü için ilk gideceği yer cami oluyor. Camiye gidiyor, cemaati beklerken efendim orada Kur'an-ı Kerim okuyor vesaire, ibadetlerle meşgul olurken diyelim ki ikindi vakti cemaat camiye geliyor. Bir bakıyor ki camide bir genç var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırdır, nasıl oldu, nereden geldi? İşte başından geçen olayı anlatıyor. İşte hacdan dönerken gemimiz battı. İşte Mevla beni buraya çıkarttı. Burası nere? Bura şura falan. Sen ne iş yaparsın? İşte ben yeni icazet aldım. Hani Kur'an-ı Kerim bilir misin? Bilirim elhamdülillah. Arapça da bilirim elhamdülillah. Oradaki cemaat de seviniyor. Diyor ki hocam, diyor, bizim burada imam yok. Hani buraya yılda bir kere gemi gelir gider. Sen bir sene buradasın. Buranın gemisi de yeni geldi gitti. Bir sene buradasın. Sen gel bize Kur'an öğret. Sen bize dinimizi anlat. Hocasın ya hani. Delikanlı da diyor ki olur mu, olur. Yapacak bir şey yok. Ada yani, bir yere gidemezsin. Kabul ediyor tekliflerini. 3 ay 5 ay derken cemaat hocayı seviyor. Hoca da cemaati seviyor. Hoşuna gidiyor. Sonra cemaat diyor ki hocam biz seni çok sevdik ve senden ayrılmak istemiyoruz. Ve düşündük ki seni burada evlendirelim istiyoruz. Ne dersin? Hoca da kabul ediyor. Olur diyor. Ben de sizi sevdim diyor. Çok iyi insanlarsınız. Ben de burada hayatımı devam ettireyim. Olur, kabul ediyor. Ve bir kızla onu evlendiriyorlar. Asıl mesele burası. Şimdi bir kızla tabii tanışma fasılları geçiyor, konuşma fasılları geçiyor. İslam'a göre bunlar oluyor. Her şey tamam. Oğlan kızı beğeniyor, kız oğlanı beğeniyor. Konuşmalar olumlu, fikirler uyuşuyor vesaire. Hepsi oluyor. Düğün yapılıyor. İlk gün beraber olacaklar. İlk gün beraber olacaklar. Beraber olacakları odada çocuk, oğlan, kızın yüzüne efendim böyle dikkatlice bakıyor. Yüz tarafına, bölgesine. Yani kıza elini sürmüyor tabiri caizse. Öyle duruyor. Şaşkın şaşkın duruyor.
Kız da tabii kız çocuğu çekiniyor yani hani niye böyle davranıyor diye. O gün geçiyor. İkinci gün yine hayat başlıyor, camiye gidiyor, ders okutuluyor vesaire. Akşam oluyor yine efendim öyle dik dik bakıyor çocuk. İkinci gün de öyle geçiyor, bir şey yok. Üçüncü günde bir şey yok. Kız akrabalarına diyor ki böyle böyle bir sıkıntı var. Hani aramızda bir şey olmuyor. Bayanlar beylerine söylüyor. Tabii beyleri de hocayı çekiyorlar kenarıya. Hocam bir rahatsızlık mı var? Hani bir durum mu var? Helen bize söyle elimizden gelen bir şey varsa yapalım falan derken hoca da anlıyor ne demek istediklerini. Şimdi hoca anlatmaya başlıyor. Diyor ki ben bu sene hacca gitmiştim ya. Evet. Ben bu sene hacda tavaf yaparken tavaf alanında ben bir kolye bulmuştum. Evet. Ben o kolyenin bu kızın boynunda olduğunu görüyorum. Bundan dolayı çok şaşkınım. Bunu düşünüyorum. Bu kolye bu kızın boynuna nasıl geldi diye. Aynı kolye diyor. Allah Allah. Nasıl olur? Kabe nere? Bura nere? Ada burası. Gelen yok, giden yok falan. Dediği zaman oradaki cemaat tekbir getirmeye başlıyorlar. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu sefer hoca onlara diyor ya benim sıkıntım bu da sizin bağırmanızın sebebi ne? Siz söyleyin. Onlar da diyorlar ki bu kızın babası hani yılda bir kere gemi geliyordu ya buraya. O gemi senden önce geldi gitti. Bu sene bu kızın babası hacdaydı. Buraya geldi bir iki gün sonra vefat etti. Babası öldü. Yani birkaç gün sonra. Ancak gelir gelmez dedi ki bize ya dedi arkadaşlar Mekke'de Kabe'de bir delikanlıyla tanıştım. Kolyem hani eşimin kolyesini buldu. Bana getirdi. Ne yaptıysam ona ben bir kuruş para kabul ettiremedim. O kadar hoşuma gitti. O kadar kaliteli bir delikanlı ki. Kabe'de dedim ki ya Rabbi kızımı bu çocuğa nasip eyle diye. Allah Allah. Ve o adam da o adanın en zenginiymiş. Bir tane de kızı var. Yani yerleri, malları, tarlaları çok. Bir kızı var. O kız da o çocuğa nasip oluyor. Görüyor musunuz kardeşler? Doğruluğun neticesi Mevla eder mi? Eder. Biz sen doğru ol yani. Neye kondu şimdi bu delikanlı? Hiç yiyecek bir şey yoktu. O adanın en zengin kişisinin kızıyla evlenerek o zenginliğe ve o kıza, kız da çok ahlaklı bir kız olduğunu söylüyorlar vesaire. Mevla nasip eder mi? Eder kardeşler. Bu açıdan biz bu doğruluk çizgisinden gidelim. Doğruluğu bırakmayalım. Biz de dünyada doğru olursak Mevla böyle güzellikleri gerek iş konusunda olsun gerek eş konusunda olsun hep Cenab-ı Hak karşımıza çıkartır kardeşlerim. Cenab-ı Hak doğrulardan bizleri ayırmasın. Doğruluktan Rabbim bizleri ayırmasın kardeşlerim.